yaptın sen? Ölmüş mü? Ölmüş mü? Nabzı çok yavaş atıyor. Ölmüş mü? Neyse ki gitmemiş. Nerede o zaman? Geri dönebilir misiniz lütfen? Ambulans. Ben bir şey yapmadım. Benim bir suçum yok. O saldırdı bana. Paramı ver gideyim. Para mı? Hala parayı mı düşünüyorsun sen? Allah'ın cezası Zehra yüzünden. Dün yüzünden geldi başıma bunlar. Paramı ver gideyim. Kızın için mi söylüyorsun bunları? Kızımmış. Kızım değil o benim. Ben onun annesi değilim. Ne dedin sen? Annem geldi mi Yasemin? Hayır abla, gelmedi. İyi misin sen? Gelmedi mi? Gel hadi içeriye geçelim. Nesini anlamadım bunu ha? O benim kızım değil diyorum sana. Ben onun annesi değilim. O öyle sanıyor. Paramı ver gideyim. Yoksa Allah'ın cezası Zehra'yı da seni de mahvederim. Hapse giremem. Hapse giremem ben. Al işte sözleşme. Şimdi ver paramı. Hapse giremem ben. Dur, ne yapıyorsun? Dur. Kaçarsan her şey daha da zor olur. Dur! Yaşıyor. Alo. Çok acil ambulans istiyorum. Belgrad Ormanı. Evet. Bıçaklanma. Alo Tayfun. Annem sizde de mi yok Safiye teyze? Tamam anladım. Teşekkürler, görüşürüz. Yok, komşuda da yokmuş. Allah Allah. Nerede olabilir ki? Meşgul. Kimi aradın abla? Annemi mi? Yok canım.
Annem cevap vermiyor ki zaten. Niye açmıyor ya? Param var. Gidecek bir yer bulur Mehmet. Yakalayamayacaklar beni. Kendi adamı değil mi? Yakalatmaz mı? Yakalanırsam sen de benimle gelirsin Kervancıoğlu. Hem sen hem de Zehra'yı bitiririm. Yok, açmıyor işte. Açmıyor. Merak etme abla, gelir şimdi. Hem sen annemi bilmiyor musun? Kim bilir neyin peşine düşmüştür şimdi. Dur ben sana bir kahve yapayım. Abla kardeş bir güzel içelim. Ha, bu arada belki de telefonunu düşürmüştür. Ya da atmıştır. Yok yok, kesin atmıştır. Elbiseleri eskidi diye attı, kesin telefonu da eskidi diye atmıştır. Nasıl attı? Bir şeye mi kızdı attı? Yok, gayet neşeliydi. Hatta bir tane en çok sevdiği kırmızı elbisesi var ya, onu bile attı. Onu attıysa dünyanın sonu geldi dedim. Ne dedi peki atarken? Vallahi ne bileyim. Başımıza talih kuşu kondu, piyango çıktı falan dedi. Bildiğin annem işte. Artık ne olduysa. Delisi coştu mu ne önünü görüyor ne arkasını. Hadi ben kahveleri yapıp geleyim. Ver beton ver. Şunları içiyoruz ya bak nasıl kendime geleceğim şimdi. Abi. Sen ne yapıyorsun ya burada? Ne işin var senin? Niye işte değilsin? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Niye hastanede değilsin? İyi bir şeyim yokmuş. Çıkardılar öyle. Ha, yalan söyleme bari. Hastaneden geliyorum. Kaçmışsın. Tahlil yapacaklar. Sen yoksun. Ya iyiyim. Bir şeyim yok. Uzatma sen de. Allah Allah. Ya bir şey olursa hadi kalk gidiyoruz ya. Ya Mehtap uzatma Allah aşkına tamam diyorum bak. Bir şey olursa söz gideceğim. Ama şimdi işim var. Hadi sen de madem işe gitmedin naş eve hadi. Bana bak Beton. Bir şey olursa hemen beni arıyorsun tamam mı? Sen de eve akşam erken gel. Tamam. Bu da başımın püsküllü belası ya. Of. Neyse neyse biz hadi işimize bakalım. Of neydi ya bizim işim? Ha Sevim Hanım doğru ya. Of. İyiyim iyiyim iyiyim. İyiyim. Şu çayı içelim bir kendimize gelelim sonra gideriz. Annemin geleceği yok Yasemin. Vallahi öyle abla. Biz geç kalsak hemen kıyameti koparır. Gelince aynen söyleyeceğim. Herkes için adalet değil mi? Canım tamam gelince ara beni. Tamam mı? Aklım kalmasın. Tamam tamam. Ben annemi aratırım hem sesini de duyarsın. Aha. Ben babamı arayayım oradan da işe geçeyim. Tamam ben de seni yollayacağım.
değil o benim. Ben onun annesi değilim. Neden geldi ki şimdi? Neden geldin? Bir şey mi oldu? Kızım değil o benim. Ben onun annesi değilim. O öyle sanıyor. Paramı ver gideyim. Yoksa o Allah'ın cezası Zehra'yı da seni de mahvederim. Ya biliyorum, haber vermedim ama annemden sözleşmeyi alacağımı söylemiştim. Aradım, telefonu açmıyor, ulaşamıyorum. Ben de aslında babamın yanına gidecektim. Belki o biliyordur nerede olduğunu. Seni de görmeye gelmediyse nerede? Aradım seni. Yoksa şirkete mi geldi? Bak, bir şey biliyorsun sen. Adam niye aramadı hala? Şimdiye çoktan almış olması gerekiyordu. Beceremedim yoksa. Allah kahretsin. Hiçbir işim düzgün gitmeyecek mi benim? Hediye Hanımcığım, kıyafetimi nasıl buldun? Yani siz içinde rahatım diyorsanız gayet güzel olmuş. Ay, rahatım tabii. Ay, ne var yani bir iki kilo fazlan varsa Hediye Hanımcığım? Onu da en yakın zamanda vereceğim zaten. Bir şey kalmayacak Allah'ın izniyle. Kızım değil o benim. Ben onun annesi değilim. O öyle sanıyor. Paramı ver gideyim. Yoksa o Allah'ın cezası Zehra'yı da seni de mahvederim. Başımıza talih kuşu kondu. Piyango çıktı falan dedi. Bildiğin annem işte. Artık ne olduysa. Delisi coştu mu ne önünü görüyor ne arkasını. Neden geldin mahalleye? Evde olmadığını öğrenince birlikte döneriz diye. Buraya neden geldik? Babanı görmek istememiş miydin? Evet ama... Ben beklerim. Burada mı bekleyeceksin? Evet. Acele etmene gerek yok. Bekliyorum ben. İyi misin sen? İyiyim. Neden sordun? Yok bir şey. Fazla kalmam. Dönerim birazdan. Tamam.
Efendim Tayfun. Yaralı adamın durumu nasıl? Tamam. Bir gelişme olursa bana haber verirsin. Babacığım. Güzel kızım, hoş geldin. Dur sana hemen sıcak bir çay vereyim. Yok yok baba, içmeyeyim. Ya ben annemi soracaktım, evde yoktu da. Senin haberin var mı? Komşulara gitmiştir kızım. Ya Yasemin baktı, kimse bilmiyor yerini. Sana da bir şey söylemedi mi? Söylemedi kızım. Elimde çok sipariş var diye atölyede sabahladım. Anneni görmedim kızım. Baba, bir şey mi oldu? Kavga mı ettiniz yoksa? Baba bak, öyle bir şey varsa lütfen bizden saklama. İki kızımı da kaçırdın. Yetmedi, bir sürü senet imzalattın. Ne yapacaksın? Canımızı mı alacaksın? Sevim! Babacığım, sana diyorum. Ne dedin kızım? Annemle diyorum, aranızda bir sorun mu var? Ya baba bak, varsa lütfen söyle. Annem seni üzecek bir şey mi dedi? Yok kızım. Önemli bir şey yok. Sen de merak etme. Annen akşama mutlaka döner. Nereye gideceğim şimdi? Her yeri tutmuşlardı. Çıkamam da ormanın içinden. Yakalayamayacaklar beni. Yakalayamayacaklar beni. Babamın da haberi yok. Gidelim mi? Bir görebilir burada. Olur. Annen nerede? Annem yok evde. Ne demek yok ya? Yok işte. Ne yapıyorsun sen ya? Ağıra mı giriyorsun? Annem. Ayşe. Açmayacak mısın? Bu haldeyken açamam.
Efendim Ayşe'cim. Şu anda müsait değil. Evet evet biz de yoldayız. Geliyoruz zaten. Tamam canım görüşürüz. Asya. Yarın okula başlayacak. Seni bekliyorlarmış. Ya ben onu tamamen unuttum. Bir saniye. Bu ne kadar güzelmiş. Beğendiniz mi? Evet, çok beğendim. Alıyoruz. Ama... Beğenmedin mi? Hayır, çok beğendim. Ya ben aslında bunu Asya için almak istiyordum. Asya için mi? Evet, Asya için. Ya bunu güzel bir hediye paketi yapabilir misiniz? Tabii, hemen. Asya çok sevecek. Seveceğinden emin misin? Buyurun. Teşekkür ederim. Emir ne yapıyorsun sen ya? Sakin ol biraz. Bir şey yok. Rahatla. İyi günler Leyla Hanım. İyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne içersiniz diye soracağım ama. Evet, siz kahve için vaktiniz olmadığını söylediniz. Ben de. Gerçekten çok kibarsınız. Rica ederim. Çok güzelmiş gerçekten. Afiyet olsun. O zaman bu dosyayla başlayalım mı? Dosya. Olur. Sepetine atacak kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kaç. Anneciğim bravo, bir tane daha söylesene. Başka bilmiyorum anneciğim. İşte okulda bir sürü öğreneceksin. Aa, hoş geldiniz. Ama geç kaldınız. Dünyanın en ünlü sanatçısının konserini kaçırdınız. Aa, tüh kaçırdık konseri. Biz de çok zor bilet bulmuştuk halbuki. Ne yapalım o zaman biz de? Sanatçımıza aldığımız hediyeyi verelim değil mi? Hediye almışlar. O senin Aslı'ydı. Bakalım neymiş? Aa, müzik kutusu. O masallık gibi değil mi Zehra abla? Evet canım. Hatırladın değil mi o masalı? Evet, hatırladım tabii. Çok seviyorum ben o masalı. Çok güzel Zehra abla. Prensesin müzik kutusu gibi. Teşekkür ettin mi? Teşekkürler.
Demek masaldaki gibi, öyle mi? Evet, dayı. Yok. Hala yok. Kesin Zehra'ya gitti bak. Tabii ya, ben sana diyorum ya. Kesin evini öğrendi, benden gizliyor. Sevim Hanım, ben sana ne diyeyim ya? Ne diyeyim ben sana? Şakir abi arıyor. Aşk nelere kadir işte, görüyorsun değil mi? İnsanın var ya, aklını kiraya veriyorsun. Çıra gibi yakıyorsun adamı ya. Efendim Şakir abi, söyle. Biliyorum abi, sözüm söz. Aklımda zaten de acil bir işim çıktı. Biraz gecikmek zorunda kaldım. Tamam, tamam. Geliyorum şimdi. Tamam. Ah sen. Ah ya. Kül ettin beni. Bas, bas. Hadi anne, ne olur aç şu telefonu ya, hadi. Ya niye açmıyor? Başına bir şey mi geldi yoksa? Bunlar beni. Sevim. Sen paylara düşecek kadın mıydın ha? Paramı ver git. Hala parayı mı düşünüyorsun sen? Allah'ın cezası Zehra yüzünden. Yüzünden geldi başıma bunlar. Paramı ver git. Kızın için mi söylüyorsun bunları? Kızmış. Kızım değil o benim. Ben onun annesi değilim. Bu nasıl bir şey? Zehra, sana teşekkür etmek için gelmiştim. Teşekkür mü?
Neden? Asya. Ya Asya hediyenize bayıldı. Ben onu böyle mutlu gördükçe ayaklarım yerden kesiliyor. Sana ne kadar teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ya Ayşe'cim, asıl ben teşekkür ederim. Yani hepiniz bana o kadar iyi davrandınız ki. Sanki hep bu ailenin bir parçasıymışım gibi. Öylesin zaten. Hep de öyle kalacaksın. Abim ve sen. Artık ayrılmaz bir parçasınız. Şey, Zehra'ya teşekkür etmek için gelmiştim. Ya Asya hediyenize bayıldı. Zehra'nın hediyesi. Biliyorum. Neyse, ben sizi yalnız bırakayım. Ha, yarın geliyorsunuz değil mi? Aha, tabii canım, geliyoruz. Tamam, görüşürüz. Asya'nın okuldaki ilk günü. Ben tamamen unutmuşum. Anneni aradın mı? Ya aradım ama açmıyor. Ya başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Hiç böyle yapmazdı. Yok, açmıyor. İyi misin? Sen yine bir şey yemedin değil mi? Ne yapıyorsun? Alev kapıda. Bizi izliyor. Madem öyle... Ali bu gözetleme işinden hiç vazgeçmeyecek herhalde. Funda'dan geldi. Benim için çektiysen Funda'da ne işi var? Ne? Nasıl ya? Böyle bir şey mümkün değil. Olamaz böyle bir şey. Neden olmasın canım? Funda güzel bir kız sonuçta, değil mi? Saçmalama Yasemin, ne diyorsun sen ya? Bundan sonra peşimde dolanmayı bırak diyorum. İki kişiyi aynı anda idare edemezsin. En azından Funda'yı mutlu etmeye çalış. Yasemin, durur musun? Bırak. Baba, annem ortalıklarda yok. Senin haberin var mı? Yok kızım. Bugün hiç görmedim. Ya sabah gitti, hala yok. Telefonu da kapalı. Merak etme. Gelir kızım. Çay demlendi mi evlat? Demlendi usta. Baba, annem ortalıklarda yok diyorum. Hiç mi merak etmiyorsun? Merak etme kızım. Sakin ol. Bir yerden çıkıp gelir annen. Ben bir ellerimi yıkayıp geliyorum. Neden cevap vermiyorsun Koray, neden? Kaç bakalım Koray, kaç. Nereye kadar kaçacaksın? Ben istemiyorum. Doldurdum ama o kadar. Dolduracağını söyleseydin, istemezdim. Telefonun çaldı. Önemli değil.
Ben sonra dönerim. Baba, ablam geldi mi? Uğradı ama çok kalmadı kızım. Hemen işe döndü. Aç şu telefonu Koray, aç. Yasemin var diye açmıyorsun. Bir gün elbet açacaksın o telefonu Koray. Açacaksın. Ay Hediye Hanımcığım, yarın benim minik kuşum için çok önemli bir gün ve her şeyin mükemmel olmasını istiyorum lütfen. Dök, 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 dök. Biraz daha dök. Un dök. Cevriye Hanım, siz zahmet etmeseniz ben yaparım. Ayol ne zahmeti şekerim? Bunun püf noktaları var. Tamam, peki. Siz söyleyin püf noktalarını bana. Tamam. Bak, biraz daha un eklemen lazım. Buna cıvık olmuş. Böyle kulak memesi kıvamında olması gerekiyor. Hmm. Duydun mu Hediye ablacığım? Kulak memesi kıvamında. Yoğur, yoğur. Ben yoğuracağım Nazan, yoğuracağım. Hediye Hanımcığım bak avuç içinde. Böyle 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 böyle. Böyle iyi mi? İyi iyi. Hı. Muhteşem. Saçlarını toparlar mısın? Teşekkür ederim. Nerede bu adam? Niye cevap vermiyor? Alo. Alo Hilmi Bey. Nasılsınız? İyiyim Alev Hanım. Siz nasılsınız? Ben iyi olmaya çalışıyorum. Önerdiğiniz adamdan hala ses çıkmadı da. Bir işimi halledecekti ama yarım kaldı. Biz başladığımız hiçbir işi yarım bırakmayız Alev Hanım. Bekleyin. Gelirler. Siz öyle diyorsanız. Ha bu arada uzun zamandır görüşemiyoruz. İhaleden önce yüz yüze görüşmeye ne dersiniz? İyi olur. Ne zaman isterseniz. Tamam. Benim birkaç küçük işim var. Onları halledeyim ben sizi ararım. Tamam. Sizden haber bekliyorum. Ha bu arada bir gelişme olursa haber verirsiniz. Yine ne işler karıştırıyorsunuz? Ama önemi yok. Zamanı gelince
Her istediğimi yapacaksın nasıl olsa. Alo Yasemin. Ya annemden hala haber yok mu? Canım, panik yapma. Yani biraz sakin ol. Annem bu, biliyorsun. Yani öyle gitmiştir bir yerlere. Tamam canım, beni habersiz bırakma, olur mu? Gerçeği söylesem mi? Nerede bu kadın? Katil oldum. Katil oldum ben. Hapse giremem ben. Hapse giremem ben. Hapse giremem ben. Aklın sıra bana ders vermek istiyorsun ha? Yap bakalım Sevim Hanım. İstediğini yap. Bu saatten sonra neyi düzeltebileceksen. Baba. Annem hala ortalıklarda yok. Yani ne ablamı aradım ne de beni. Ya başına bir şey geldiyse? Sakin ol kızım. Panik yapma. Gelir annen. Ya gelir gelir diyorsun da yok işte baba. Baba, işim bitene kadar ben de burada kalabilir miyim? Sonra birlikte çıkarız. Anladım kızım. İstersen eve gidelim ha? Tamam. Ben hazırlayayım. Niye geldiysem buraya? Ne iş var burada? Koray değil mi? Evet o. Evlat. Usta ben anahtarı dükkanda unutmuşum da. Bunun için mi geldin buraya kadar? Olsun, problem değil. Yani sen bana anahtarı verirsen ben yarın açarım dükkanı. Ben içeriye geçiyorum baba. Ha bakalım. Bunu da bir yerlerde unutma ha. Unutmam usta, sağ ol. Sabah görüşürüz. Tamam evladım.
Yok baba, yine açmadı. Sakin ol kızım. Panik yapma. Vardır mutlaka bir açıklaması. Ha, annendir. Aç bakalım kızım. Niye açmadın kızım? Kimmiş arayan? Funda'ydı baba. Şimdi hiç çekemem onu. İyi. Uyu sen biraz o zaman. Annen gelince ben seni uyandırırım. Tamam, odama gideyim baba. Ama uyuyamam. Ders çalışırım. Yani çalışmaya çalışırım artık. İstersen yatağa geç. Gerek yok. Yani ben bu gece uyumayacağım. Çalışma odasında olacağım. Tamamlamam gereken dosyalar falan var. İyi geceler. İşim var dedim ama.
Müzik